سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته تَدُونَ.
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض بديع أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو يدرك وهو اللطيف الخبير وهو اللطيف الخبير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الودود أم كان من الغائبين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان صدق الله العظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب بالعالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين kalbimize tevhid nimetini İlişkilerimize vahdet nimetini bahşeden Allah'a hamdolsun. Kutlu doğumunu idrak ettiğimiz Server-i Asfiya, Hatem-ül Enbiya, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi saygı ve tazim ile yad ediyorum. Salatu selam, tahiyyatu ikram, her türlü ihtiram ona. Onun âline, ashabına, etbaına olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, yüreklerinde Muhammed Mustafa sevgisiyle salonumuzu dolduran, ekranları başında bizleri izleyen aziz kardeşlerim, sevgili Peygamberimizin ideal genç neşeyi ve huzuru Rabbine ibadette arar dediği aziz gençler, sevgili Peygamberimizin gözümün nuru, kalbimin sururu diye hitap ettiği sevgili çocuklar, hanımefendiler, beyefendiler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi, fazileti, afiyeti, atifeti üzerinize olsun. Hoş geldiniz. Kutlu doğum iklimine hoş geldiniz.
İnsanlık 14 asır önce ölmüştü. İnsanlığa hayat vermeye gelmişti sevgililer sevgilisi. İnsanlık esfeli safiliğine düşmüştü. Allah Resulünü gönderdi, insanlığı yüceltti, âlâ-i illiyine çıkardı. Bugün onun kutlu doğum ikliminde insanlığı yeniden diriltmek için, insanlığı yeniden yaşatmak için, insanlığı yeniden yüceltmek için onun kainata getirdiği rahmete ihtiyacımız var. O rahmetin acılar içerisinde kıvranan alemi İslam'a barış getirmesini, huzur getirmesini, bütün insanlığa merhamet getirmesini, adalet getirmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Kardeşlerim, bu sene tevhid ve vahdet dedik. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ve bütün peygamberlerin yeryüzüne getirdiği o büyük inanç ilkesi, tevhid ve vahdet. Tevhidin 3 merhalesi var. Birinci merhalesi, dünyadaki bütün müminleri ve Müslümanları kardeş kılan o muhteşem sözün ilk cümlesi. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Ancak bu sadece mücerret bir inançtan ibaret değil. Sadece Allah'ın şanını yüceltmek için ifade ettiğimiz bir cümle değil. Bu Allah'la misakımız, Allah'la anlaşmamızı ifade eden, Allah'a biatımızı ifade eden muhteşem cümle. La ilahe illallah. La ilahe illallah demek, kul ve köle olanlara kul ve köle olunmaz demektir. La ilahe illallah demek, Rabbimden başka güç ve kudret tanımıyorum demektir. Bu sözü mazlum söylediği zaman manası başkadır. Zalim söylediği zaman manası başkadır. Alim söylediği zaman manası başkadır. İdareci, yönetici söylediği zaman manası başkadır. Mazlum la ilahe illallah dediğinde, la melce'e illallah, Allah'tan başka sığınak tanımıyorum. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var demek istiyor. Zalim, mümine yakışmaz zulmetmek. Ama nefsine zulmeden zalim, la ilahe illallah dendiği zaman, la kadire illahu, ondan başka kudret yok, o bir gün beni de hesaba çekecek demektir. Alim, la ilahe illallah dediği zaman, mutlak bilgi, doğru bilgi ona aittir. Bilginin kaynağı odur. Ben sadece bana verdiği aklın, akıl nimeti miktarınca biliyorum demektir. İdareci, yönetici la ilahe illallah dediği zaman Endülüs sultanlarının her kapıya nakşettiği la galibe illahu, la galibe illallah, Allah'tan başka galip olmaz, güç ve kudretin mutlak sahibi Allah'tır demiş olur. Kardeşlerim, tevhidin ikinci merhalesi, bizi kardeş kılan, bizi ümmet kılan o muhteşem ikinci cümledir. Muhammedun Resulullah. Buradan zaman zaman inanç ve düşüncelerimizi ifsad eden bazı sözlere göndermede bulunarak ifade etmek isterim. Muhammedur Resulullah olmadan la ilahe illallah olmaz.
Zira Muhammedun Resulullah demek, Allah bizi yarattı ve bizi başıboş bırakmadı demektir. Allah bizi yarattı ve bize tevhidin rehberleri olan peygamberleri gönderdi. Allah sadece yaratırken müdahil olmadı. Hayatım boyunca adaleti, ahlakı, fazileti, hakkı ve hakikati bulayım diye benim hayatıma da peygamberler aracılığıyla müdahale etti demektir. Tevhidin üçüncü merhalesi vahdettir. İnsanlığın vahdeti. Bütün insanlığı Adem ile Havva'nın çocukları olarak kabul eden insanlığın birliği. Tevhidin üçüncü merhalesi kainatın birliği, kainatın tevhidi, kainatın teslimiyeti, kainatın secdesi, kainatın tesbihi. Yeryüzünde Allah'ı tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Biz insanlar namazımızla, orucumuzla, haccımızla, ibadetlerimizle, dualarımızla sadece kainatın tesbihine, kainatın teslimiyetine, kainatın ibadetine katılmış oluruz. İşte bu kainatın, insanlığın, toplumun vahdeti demektir. Vahdet, vahdet medeniyeti dünyayı doğu batı diye ayırmaz. Vahdet medeniyeti insanları ırkına, rengine, diline göre tasnif etmez. Vahdet medeniyeti insanları parasına, şöhretine, makamına, mevkiine göre tasnif etmez. Bütün insanlar Allah'ın eşit kullarıdır. Kadınlarla, erkeklerle bütün insanlar Allah'ın yeryüzündeki halifeleridir. İşte bugün İslam dünyasının kaybettiği tevhidin bu üçüncü merhalesi. Tevhid bize selam getirir, eman getirir, vahdet getirir. Ama bugün İslam coğrafyasında selam yok, barış yok, eman yok, güven yok, vahdet yok, birlik yok. Çünkü biz tevhidin bu üçüncü merhalesini ihmal ettik. Sevgili gençler, genç bir gönül için tevhid aşk demektir. Varlığını ona borçlu olduğu her yerde onun izini gördüğü, onun yardımıyla zorlanır, zorlukların üstesinden geleceğine inandığı yüce yaratıcının aşkıdır tevhid. Bu sevginin, bu muhabbetin tadı hayata bağlar her genci. Aziz gençler, genç bir zihin için tevhid prensip demektir. Yarını çizerken, kim olacağına ve ne için yaşayacağına karar verirken yol haritasıdır tevhid. Bu öyle bir temel prensiptir ki dünyasına ve ukvasına dair bütün planları, bütün hayalleri tevhid etrafında şekillenir Müslüman gencin. Genç bir yürek için tevhid cesaret demektir. Haksızlığa asla razı olmayan, mazlumdan ve doğrudan yana tavır alan ideal yüklü yürek tevhidle güçlenir. Vahdet medeniyeti, tevhid medeniyeti insanları renklerine, ırklarına göre tasnif etmez. Konuşmamı kutlu doğum haftalarının tamamında sevgili peygamberimizin hayatından bir örnekle bitirdim. Bugün de onunla bitirmek istiyorum. Cizre Ulu Camii'nin minberinden bunu ifade ettim. Silvan Selahaddin Eyyubi Camii'nin minberinden ifade ettim. Silopi Merkez Camii'nin minberinden ifade ettim. Ama sadece Doğu'nun ve Güneydoğu'nun buna ihtiyacı yok. Batı'nın ve bütün insanlığın ihtiyacı olduğu için tekrarlamak istiyorum. Sevgili Peygamberimizin mescidinde sahabe oturmuş, halka kurmuştu. Namaz vakti bekleniyordu. İçeriye Selman-ı Farisi girdi. Sa'd bin Ebi Vakkas
Selman'a göndermede bulunmak için etrafında bulunanlara şöyle dedi: herkesten kendi soyunu, sopunu, ırkını, kabilesini bana anlatmasını istiyorum dedi. Birisi söz aldı: ben Temim kabilesindenim. Temim kabilesi insanların en şereflisidir. Falan oğlu, falan oğlu, falan benim soyum. Bir başkası: ben Eus kabilesindenim. Babam falan, atam falan, dedem falan. Bir başkası: ben Eslem kabilesindenim. Bir başkası: ben Kureyş kabilesindenim. Eşrefun nas, insanların en şereflisi olurlar dedi. Herkes soyunu sopunu anlatmıştı. Kabilesini, aşiretini anlatmıştı. Ve sonra Selman'a döndü. Ya Selman, ma nesebuke ve ma hasebuk? Senin soyun sopun ne? Selman ayağa kalktı ve kıyamet sabahına kadar bütün Müslümanlara örnek olabilecek şu cevabı verdi: ene Selman İbnu İslam. Ben de İslam oğlu Selman'ım dedi. Ve sonra gözlerinden yaşlar akarak şöyle dedi. Şöyle haykırdı: kuntu dalen fehedani yallahu bi Muhammedin. Ben dalaletteydim. Allah beni Muhammed Mustafa ile hidayete erdirdi. Kuntu fakiran fe agnani yallahu bi Muhammedin. Ben fakirdim. Allah beni Muhammed Mustafa ile zenginleştirdi. Kuntu memluken, ben köleydim. Fe a'takani yallahu bi Muhammedin. Allah beni Muhammed Mustafa ile özgürlüğüme kavuşturdu. Ve sonra bu muhavereyi duyan Hazreti Ömer köşeden geldi. Şöyle dedi: Ömer'in de nesebini, soyunu, sopunu öğrenmek istiyor musunuz? Ene Ömer İbnu İslam, ehu Selman İbni İslam. Ben de İslamoğlu Ömer'im, İslamoğlu Selman'ın kardeşiyim dedi. Şimdi bu toprakları vatan kıldığımız bütün kardeşlerime seslenmek istiyorum. Ve bütün İslam coğrafyasında ırkçılık ve mezhepçilik girdabında kıvranan kardeşlerime sesleniyorum. Hepimizin ataları dalaletteydi. Muhammed Mustafa geldi, hidayet bulduk. Hepimiz medeniyet fakiriydik, ilim fakiriydik. Muhammed Mustafa geldi, Allah bizi onunla zenginleştirdi. Bize merhamet verdi, bize adalet verdi. Ve hepimiz köleleşmiş, köleleştirilmiş bir hayat yaşıyorduk. Allah bizi onunla özgürlüğümüze kavuşturdu. Ve sonra millet olarak da bize onun rahmet mesajını 7 kıtaya taşıma şerefini bahşetti. Bundan daha büyük bir şeref olabilir mi? Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bizleri Efendimiz, rehberimiz, sevgililer, sevgilisi Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın doğumunun bir seneyi devriyesine daha ulaştırdığı için Rabbime hamd ediyorum. Bir manevi diriliş,
manevi uyanış olarak gördüğümüz Peygamberimizin veladetinin yıl dönümünün kutlu doğumunun hepimiz için, tüm Müslümanlar için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Yunus Emre'nin gönül diliyle diyoruz ki, canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Bir kez daha Peygamber Efendimiz'e, onun ehli beytine ve ashabına salat ve selam ediyoruz. Değerli kardeşlerim, bu yıl Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin teması tevhid ve vahdet olarak belirlenmiştir. Tevhid, yani Yaradan'ın birliği. İhlas suresinde ifade edildiği gibi, de ki o Allah'tır, birdir. Allah eksiksizdir. O doğurmamıştır, doğrulmamıştır. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Vahdet, yani yaratılmışların birliği. Az önce değerli iki hocamız Hucurat suresinden 13. ayeti de kapsayacak şekilde tilavette bulundular. Ne buyuruyor orada Rabbimiz? Gerçi tabloda izledik. Ey insanlar, şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Az önce saygıdeğer Diyanet İşleri Başkanımız bizleri şöyle asr-ı saadet dönemlerine götürdü. Ve oradan bizlere bir örnek verdi. Aklıma babama sorduğum, rahmetli babama bir soru geldi. Bir gün babama sordum. Baba, biz Laz mıyız, Türk müyüz dedim. Rizeliyiz ya, kimisi siz Laz'sınız diyor, kimisi Türk'sünüz diyor. Babam dedi ki, oğlum dedi, büyük dedem mollaymış. Ona sormuş. Dede demiş, biz Laz mıyız, Türk müyüz? Büyük dedem de babama şu cevabı vermiş. Torunum demiş, yarın ölecek. Allah bize men rabbuke ve men nebiyuke ve ma dinuke sorularını soracak. Ve ma kavmuke diye bir soru sormayacak. Sağ sordukları zaman elhamdülillah Müslümanım de geç demiş. Kardeşlerim, şu anda iki tehlike değil, üç tehlikeyle karşı karşıyayız. Bir, mezhepçilik. İki, ırkçılık. Üç, terör belasıyla karşı karşıyayız. İşte biliyorsunuz bu hafta boyunca İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 13.
liderler zirvesini yaptık. Ve sonuç bildirgesinde de bu başlıkları orada açıkladık. Ve dedik ki biz ne Şia ne Sünni böyle bir din tanımıyoruz. Bizim tek dinimiz var, İslam dedik. Biz İslam'ın o bütünleştirici çatısı altında toplanacağız. Sünnisiyle, Şiasıyla, şusuyla, busuyla vesaire. Asla bunlar bir ayrım sebebi olmayacak. İşte onun için gelin birlik olalım demenin anlamı bu. Kardeşlerim, ikincisi ırkçılık. İşte onu da yine Rabbimiz Hucurat suresinde buyuruyor. Hangi ırktan olursan ol, hangi kavimden olursan ol, ister Türk ol, ister Kürt ol, Laz ol, Çerkez ol, Gürcü ol, Abaz ol, Boşnak ol, Roman ol, ne olursan ol. Ama bizi birleştiren bir şey var, İslam. Biz Müslümanız, burada bütünleşeceğiz. Eğer bu her ikisi de olmazsa, işte o zaman başımızın belası nedir? Terör fitnesi. Şu anda biz terörün bedelini ödemiyor muyuz? Terörün bedelini ödüyoruz. Bakın bunca insan ölüyor. Tabii biz burada duramayız. Sonuna kadar devam edeceğiz bu operasyonlara. Niçin? Birliğimizi tesis etmek için, huzuru tesis etmek için devam edeceğiz. Ve elhamdülillah bu toprakları vatan yapmak için şehadete koşan yavrularımız var. Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda diyecek yavrularımız var. Peygamber Efendimiz işte bu tevhid ve vahdet dininin elçisi olarak bizlere gönderilmiştir. Muhammed suresinin 33. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, amellerinizi boşa çıkarmayın buyuruluyor. Diyanet İşleri Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten muhteşem bir konuşma burada irade ettiler. Değerli kardeşlerim, bize ve bizler asla kula kulluk yakışmaz. Allah'tan başka hiçbir güce kul olmadık olmayacağız. Ne yazık ki insanoğlunu aldatıp da birilerine farkında olmadan kul olmaya sevk edenler var. Filanca efendi bize şah damarımızdan daha yakın diyenler var. Bize şah damarından daha yakın olan Allah'tan başka hiçbir güç yok. Bize şah damarından daha yakın olan sadece Rabbimizdir. Bunu böyle bileceğiz. Böyle inanacağız. Allah'a itaat şart. Ama dikkat ediniz, hemen arkasından peygambere itaat de emrediliyor. Çocukluğumuzda bize soru cevap formatında tekerleme gibi ezberletilen bir dizi bilgi vardı. Hatırlayın. Bunlar kabirde bize ne sorulacak?
ilk sorular olarak ifade ediliyordu. Ne deniyordu? Kimin kulusun? Allah'ın kuluyum. Kimin ümmetindensin? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetindenim. Kıblen nere? Kabe. Kitabın ne? Kur'an-ı Kerim. Kimin zürriyetindensin? Hazreti Adem'in zürriyetindenim. Kimin milletindensin? Hazreti İbrahim'in milletindenim. Bana göre Anadolu irfanının bir ürünü olan bu soru cevap seremonisi tevhid ve vahdet anlayışının en yalın ifadesidir. İnşallah bugün de aynı gelenek devam ettiriliyordur. Bizim her fırsatta ifade ettiğimiz yine Yunus Emre'den mülhem bir mesajımız var. Hep söylerim, meydanlarda hep bunu ifade ederim. Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü. O kadar. Başta insan olmak üzere dünyadaki tüm canlılara, tüm varlıklara saygı duymak gerektiğinin ifadesi olan bu mesajın kuşatıcılığını dünyadaki hiçbir felsefi veya siyasi akımda bulamazsınız. Rabbim bizleri tevhidin ve vahdetin şuurunda olan insanlardan eylesin. Değerli kardeşlerim, her kutlu doğum tarihi bizim için, tüm Müslümanlar için yeni bir bahardır, öyle olmalıdır. Maalesef baharımızı kara kışa çevirmek, umutlarımızı daha yeşermeden kurutmak isteyenler var. Bunların bir kısmı Peygamber Efendimizin nübüvvetinin müjdelendiği günden beri zaten gördüğümüz, zaten bildiğimiz, zaten tanıdığımız kesimlerdir. Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın, Anadolu merkezli mücadelemizin karşısında da hep bunlar olmuştur. Maalesef her dönem olduğu gibi bugün de kendilerini İslam dairesinde gösteren, kendilerine Müslüman diyenler arasında da aynı gayeye hizmet edenler bulunmaktadır. DAEŞ adıyla, Boko Haram adıyla, El-Kaide adıyla ortaya çıkan İslam'a dair ne varsa hepsini de pervasızca istismar edenlerin tüm zulümleri sadece ve sadece Müslümanlara karşıdır. Açık konuşuyorum. Bu terör örgütlerinin İslam'a verdiği zararı en azılı İslam düşmanları dahi veremez, verememiştir. Merhum Arif Nihat Asya diyor ya, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Leheb kıtalar dolaşıyor. İşte bunlar kıtalar dolaşan Ebu Leheb'in Irak'taki, Suriye'deki, Afrika'daki, dünyadaki dört bir yanındaki takipçileridir. Sorsanız cihat yapıyoruz diyorlar. Halbuki cihat asla terör değildir. Terör örgütü kurup Müslümanlara zulmetmek değildir. Masum insanların canlarına kastetmek değildir. Cihat diriliştir. Hayat vermedir, ihya etmedir, inşa etmedir. Bugün eğer bir cihattan söz edeceksek, en büyük cihat işte bu İslam ve Müslüman düşmanlarının ortaya çıkmasını sağlayan cehaletle ve fitneyle mücadele etmektir. Dikkat ediniz, cihat bu teröristleri öldürmektir demiyorum. Onları ortaya çıkartan şartları ortadan kaldırmaktır diyorum. Çünkü şayet şartları ortadan kaldırmazsanız, kaldırmazsak, yani bataklığı kurutmazsanız, ölenin yerine yenisi gelir, hem de daha fazlasıyla gelir. Çok yönlü bir mücadele elbette olacaktır. Ama asıl olan kalplerin temizlenmesi, gönüllerin kazanılmasıdır. Bunun için adeta üzeri küllenen,
mahzun kalmış olan medeniyetimizi yeniden ayağa kaldırmalı, yeniden Müslümanlara ve tüm insanlığa ışık saçan bir sevgi, adalet, merhamet kaynağı haline getirmeliyiz. İslam medeniyeti yüzlerce yıl boyunca Orta Doğu'dan Asya'ya, Afrika'dan Avrupa'ya kadar dünyanın dört bir yanında insanlığın maddi ve manevi ilerleyişinin lokomotifi olmuştur. Daha sonra medeniyetimizin boşalttığı her yer görünüşte maddi bir devrimle ama esasında acıyla, sömürüyle, haksızlıkla doldurulmuştur. Endülüs döneminin en parlak bilim, sanat, kültür merkezi geride adeta hiçbir iz bırakılmamacasına asırlar önce yok edilmiştir. Şam, Halep, Bağdat, Kahire, Sana her biri İslam medeniyetinin örnek şehirleriydi. Şimdi hepsi de adeta kan ağlıyor. Varlık yokluk mücadelesi veriyor. Semerkant, Buhara, Kazan, Kaşgar dünün ilim, irfan ve hikmet yuvaları olan bu şehirlerimizin parıltısı söneli çok oldu. İslam medeniyetinin maddi mirası çok açık ve çok alçak bir oyunla her gün biraz daha örseleniyor, her gün biraz daha yok ediliyor. Medeniyet tarihimizin merkez şehirlerinden her şeye rağmen hala ayakta olan bir yer varsa o da İstanbul'dur. Bugün Müslümanların içinde bulunduğu durum gerçekten çok can acıtıcıdır. Çok can yakıcıdır. Müslümanlar bunu hak etmiyor. Dinin sahibi Allah'tır. Ve kimse ona zarar veremez. Ama Müslümanlar kendi haysiyetlerini kendileri korumak zorundadır. Bunun için tüm Müslümanların birliğine, beraberliğine, dayanışmasına ihtiyacımız var. Mezhep fanatizmlerini dinlerinin önüne geçirenler oldukça beraberliğimizi temin edemeyiz. İnsanlığa da, İslam'a da bir ihanet olan terörizmi kendi amaçları uğruna kullanmaya çalışanlar bulundukça dayanışma içinde olamayız. Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamber Efendimiz'in kesin olarak yasakladığı asabiye, ırkçılık illetinden kurtulamayanların etkinliği sürdükçe birliğimizi sağlayamayız. Halbuki önümüzde her türlü farklılığımızın, her türlü ayrılığımızın üstünde bizleri bir araya getirip sımsıkı saracak bir yol var. Allah'ın birliği ve ümmetin birliği. Yani tevhid ve vahdet. Rabbim cümle ümmeti Muhammed'i tevhid ve vahdet sancağı altında buluştursun diyorum. Değerli kardeşlerim, biz İslam aleminin birliği ve beraberliği için üzerimize düşenleri yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Biliyorsunuz, hafta içinde olan bu toplantılarda İstanbul'da bu zirve ile birlikte bazı adımlar attık. Şimdi dönem başkanlığı bizde. 2 yıl süreyle bunu biz yürüteceğiz. İslam İşbirliği Teşkilatı dünyadaki tüm İslam ülkelerini ve nüfusları içinde önemli oranda Müslüman barındıran ülkeleri bir araya getirmesi bakımından çok önemli bir platform. Teşkilatın Müslümanların sorunlarının çözüm merceği olma konusunda ciddi bir potansiyeli var. Ancak şu ana kadar bu potansiyelin tam olarak kullanılmadığını ifade etmek durumundayım. Bugün Müslümanların çoğunlukta olduğu coğrafyalardaki istikrarsızlıkların, krizlerin ve terör olaylarının çözümü için kimlerin devrede olduğuna baktığımızda maalesef bu teşkilatı göremiyoruz. Halbuki teşkilatın asli görevi bu olmalıdır. Biz İslam İşbirliği Teşkilatı'nı
İşte böyle bir yapı haline getirmek için çalıştık. Çalışmayı da sürdüreceğiz. Bu ay başında Amerika'da, Maryland'da Türk-Amerikan Kültür ve Medeniyet Merkezi'nin açılışını Diyanet İşleri Başkanımızla birlikte geniş bir heyetle açtık. Tam teşekküllü bu merkezin içinde Müslümanların Amerika'daki en büyük ibadethanesi olan Osmanlı mimari stilinde inşa edilmiş bir cami de yer alıyor. 65 dönümlük bir arazi içerisinde bir külliye. Bu merkezin açılışında Amerika'nın her yerinden, her ırktan, her kökenden, her kültürden Müslüman kardeşlerimiz geldi. Orada vahdetin somut bir örneğini gördük. Müslümanların en büyük buluşma mekanları olan Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de özlediğimiz birliğin, kardeşliğin biliyorsunuz hayata geçtiği yerlerdir. Hac için, ibadet için bir araya gelen Müslümanlar kendi meselelerini çözmek, insanlığın geleceğine ışık tutmak için niçin bir araya gelemez? Neden? Oysa önümüzde Kur'an-ı Kerim gibi bir kaynağımız, Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz gibi bir örneğimiz var. Artık mezhep, meşrep, köken farklarımızı bir kenara bırakarak tevhide ve vahdete sarılma zamanıdır. Dinimizin sadece iyi ve kötü, doğru ve yanlış, helal ve haram konusundaki tavsiyelerine uymakla dahi İslam dünyasının ve onunla birlikte tüm insanlığın önünü açma imkanına sahibiz. Dünyada tek bir insan dahi zulüm görüyorsa bu çok büyük bir sayıdır. Ki şu anda sadece İslam dünyasında evet yüz binlerce, milyonlarca insan, hatta yüz milyonlarca zulüm altındadır. Yiyecek ekmek, içecek su bulamadığı için bir deri, bir kemik kalıp hayata gözlerini yuman insanlarla aynı dünyada yaşadığımız her gün bize haramdır. Eğitim imkanı bulamadığı için diğer her şey bir yana, inancının gereklerini dahi öğrenemeyen, kardeşlerimizin bulunduğu bir dönemde boşa geçirdiğimiz her dakika bize haramdır. Evladını kaybettiği için yüreği yanan anne babaların, tüm ailesini kaybettiği için öksüz yetim kalan o muhacirlerin yanı başında huzur içinde uyumak bize haramdır. Sorunlar büyük, sorumluluğumuz büyük, vebalimiz büyüktür. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri vesilesiyle yapacağımız ibadetlerin, edeceğimiz duaların birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı, kardeşliğimizi güçlendirmesini temenni ediyorum. İçinde bulunduğumuz kritik dönemde Türkiye olarak ümmetin bizden çok büyük beklentileri, çok büyük talepleri vardır. Allah'tan bize bunları gerçekleştirebilmemiz, vatandaşlarımız ve İslam ümmetiyle birlikte tüm insanlığın huzuruna, güvenine, refaha kavuşması için üzerimize düşenleri yapacak güç ve kuvvet vermesini diliyorum. Bu düşüncelerle bir kez daha Peygamber Efendimizin veladetinin yıl dönümünün hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Rabbim hepimizi mahşer gününde Peygamber Efendimizin Livaül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında buluştursun diye dua ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımıza bu güzel kutlu doğum programını tertip ettikleri için teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Gecemizin duası şu olsun: cennet kapıları siz girmedikçe kapanmasın. Diyanet İşleri Başkanlığı adına kutlu doğum programımıza katıldığınız için şükranlarımızı arz ediyoruz.
alınlarınızdaki secde iziyle salonumuzu aydınlattınız. Allah mahşere kadar, cennete kadar yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Habibina amme sallu ala nebiyina amme sallu ala şefi'ina.